Ön tarafına baktığımızda ise 8 megapiksel. Merhabalar arkadaşlar, ben Onur Binay. Bugün Huawei'nin 5.2 inçlik P9 Lite 2017'nin incelemesini yapacağız. İncelemeye başlamadan önce şunu söyleyelim arkadaşlar. Bu Huawei P9 Lite 2017 farklı pazarlarda farklı isimlerde bulunabiliyor, boy gösterebiliyor. Örneğin işte Amerika'da, Asya'da farklı isimlerde boy gösteren P9 Lite 2017, P8 Lite 2017 veya Japonya'da Huawei Nova Lite olarak da çıktı. Bunu belirtelim. P9 Lite 2017'nin tasarımından başlayalım incelemeye. Telefonu elinize aldığınız zaman ilk başta size bir iPhone gibi hissettiriyor. Kavisli kenarları ve parlak arka kasasıyla iPhone'un Jet Black modelini andırmıyor değil aslında. Düşük bütçeli bir akıllı telefona göre oldukça iyi bir tasarıma sahip olan Huawei P9 Lite 2017 yalnız iPhone'dan daha büyük. Çok rahat tek elle kullanabiliyorsunuz. Telefonun kalınlığı 7.6 mm, ağırlığı ise 147 gram ağırlığında. Yine iPhone 7'ye göre kıyaslayacak olursak daha kalın ve biraz daha ağır. Yalnız P9 Lite ile, yani bir önceki modelle aynı ölçülerde. 2.5D cam kaplama teknolojisine yer verilen modelde ön tarafına baktığımızda Huawei logosu dikkatimizi çekiyor ve de üst tarafta 8 megapiksellik kamerası bulunuyor. Bununla birlikte ön tarafta kapasitif düğmeler yok. Ekranın içine gömülü tuşlar bulunuyor. Arka tarafına baktığımızda ise parmak izi okuyucusunu görüyoruz. Yuvarlak tasarımda. Bir önceki modelde ise bu kare bir tasarımdaydı. Bunu da değiştirmişler. Onun dışında tek LED flashlı 12 megapiksellik kamera yer alıyor. Yine alt tarafta Huawei logosunu görüyoruz. Cihazın alt tarafına baktığımızda micro USB şarj girişini görüyoruz. Buna daha sonra değineceğiz, micro USB şarj girişine ve bataryasına. Ondan ziyade hoparlörü yer alıyor. Cihazın üst tarafına baktığımızda ise 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Sağ tarafında ses açma kapatma tuşları ve güç düğmesi yer alıyor. Sol tarafında ise SIM kart girişi bulunuyor. Cam ve metal malzemeden oluşan P9 Lite 2017'yi elde tutmak oldukça rahat. Yalnız çok çabuk kirlenebiliyor. Bunun nedeni de parlak bir tasarımın, yani parlak malzemelerin kullanılmış olması. Öte yandan şu üstündeki kılıf, şöyle göstereyim. Bu kutunun içerisine geliyor. Aslında Huawei'nin hediyesi olarak düşünebilirsiniz. Bunu taktığınız zaman da zaten telefonun arka kısmı çok kirlenmiyor. Hem de düşürmelere karşı daha dayanıklı bir hale geliyor. Telefonun ekranına gelelim. Şimdi de P9 Lite 2017'de 5.7 inç IPS LCD ekran yer alıyor. Bu göze oldukça hoş geliyor. Özellikle işte otobüste, metroda veya yürürken işte Netflix'ten olsun, internetten olsun video, dizi izlemeyi seviyorsanız P9 Lite 2017 oldukça işinize yarayabilir, hatta ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Renkler makul derecede keskin, parlaklık ise en üst düzeyde bile oldukça yeterli. Telefonun PPI oranı ise 424 PPI, ekranın kontrast oranı ise oldukça iyi. Siyahlar derin, beyazlar ise gayet beyaz. Zaten bunu telefonu kullandığınız zaman da göreceksiniz. Tabii bu oranların iyi olması da video izlerken sizin oldukça işinize yarıyor. Görüş açılarında da herhangi bir sorun yaşamadım. Telefonu çok kullandığınızda gözünüz bir süre sonra yoruluyor. Beyaz ışık sonucunda telefonda göz konforu modu bulunuyor. Bu mod özellikle geceleri çok işinize yarıyor. Şöyle ki, bu modu aktifleştirdiğinizde ekran sarımsı bir renge sahip oluyor ve bu sayede de karanlık ortamlarda gözünüz daha az yoruluyor. Telefonun arayüzüne gelecek olursak, Emotion UI'nin 5. sürümü var telefonda. Bir önceki modelde, yani P9 Lite'da, bir önceki modelinde ise 4.1. sürümü kullanılıyordu. Bunda 5'i var. Şunu belirtebilirim arayüzle ilgili. Samsung TouchWiz kadar iyi değil ama diğer eski sürümlere göre oldukça iyi. Kullanımı oldukça rahat. Aynı zamanda telefonun performansından da çok bir şey götürmüyor. Her zamanki özelleştirme seçenekleri yine bu modelde de mevcut. Simgeler, ekran kilitleme şekli gibi alanları temalar bölümünden değiştirebiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz. Telefonu ilk aldığınız zaman herhangi bir uygulama çekmecesi yok ama bunu da ayarlar bölümünden kolaylıkla açabiliyorsunuz. Ayarlar ardından başlangıç ekranına girerek uygulama çekmecesini de açabilirsiniz. Cihazın kendi içinde yer alan telefon yöneticisi de sizin oldukça işinize yarıyor. Buradan bellek temizleme işlemlerini yapabilir, kalan pilin ne kadar yeteceğini öğrenebilir, engellenen mesaj veya aramalara göz atabilirsiniz. Şimdi gelelim telefonun performansına. P9 Lite 2017 gücünü firmanın kendi üretimi olan Kirin 655 işlemci, 3 GB RAM, 16 GB dahil depolama alanı, ki bu 256 GB'a kadar microSD kartla artırılabiliyor. Grafik işlemcisi ise Mali T830MP2. Şunu söyleyebilirim, performans açısından bir önceki model, yani P9 Lite ile arasında pek bir fark yok. Yani P9 Lite 2017'nin işlemcisi, yani 4'lerden bir tanesi sadece 0.1'lik bir farkla
eski modele göre daha fazla ki bunu hissetmek oldukça zor. Bir önceki modelle arasındaki diğer fark ise işletim sistemi. Bir önceki modelde Android 6 vardı. Bunda ise Android 7 Nougat'a geçiş yapılmış. Telefonu kullandığım süre boyunca herhangi bir donma, işte kasılma, uygulamadan atma gibi herhangi bir sorun yaşamadım. Ki diğer modellerde zaten böyle bir şey yaşamamıştım. Telefon amiral gemilerinde bile zaman zaman sıkıntı yaşatabilecek. İşte Real Racing 3, Dead Trigger gibi oyunların altından da rahatlıkla kalkabildi. Onları oynarken de donma, atma, uygulamadan dışarı atma gibi problemler yaşamadım. Telefonun aldığı skorlara gelecek olursak Geekbench 4'ün uygulamasının tek çekirdekli performansından 787 aldı. Çok çekirdekli performansından ise 3239 puan aldı. AnTuTu uygulamasından gerçekleştirdiğim testten ise 53993 puan aldı. Telefonun batarya performansına gelecek olursak telefonda 3000 mAh'lık bir pil bulunuyor. Cihazın tam dolu piliyle bir günü aktif olarak geçirebiliyorsunuz, tamamlayabiliyorsunuz. Size sıkıntı çıkartmıyor. Daha önce de belirttiğim gibi tasarımında da belirtmiştim. Micro USB şarj girişi bulunuyor. Aslında bu USB-C portu olabilirdi. Neden diyeceksiniz? Çünkü 3000 mAh'lik bir pili micro USB üzerinden şarj etmek oldukça fazla zaman alıyor. P9 Lite 2017'nin kamerasına gelelim. Şimdi arka tarafında tek flashlı 12 megapiksel kamera bulunuyor. Huawei Mate 9 işte 6X gibi çift lensli arka kamera taşımasa da bu P9 Lite 2017'de oldukça iyi performans sunuyor kamera açısından. Evet arkadaşlar, Huawei P9 Lite 2017'nin ön kamerası ise bu şekilde. İşte göstereyim size. Turu da atalım. Arka kamerası ise böyle. Ya bak, çekiyor mu? Çekiyorlar herhalde. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Çıkar mısın? Elim dolu da. Telefon çoğu durumda keskin fotoğraflar çekiyor. Fokuslamasında da herhangi bir sıkıntı yok. Aynı zamanda diğer Huawei modellerinde olduğu gibi telefonu açıp kameraya girdiğiniz zaman sağ tarafa çektiğinizde işte çözünürlüğü falan ayarlayabiliyorsunuz buradan. GPS etiketi ekleyebiliyorsunuz. Sol tarafa çektiğinizde yine farklı modlar çıkıyor. İşte fotoğraf, pro fotoğraf, HDR, panorama, ışık resmi gibi. Ben özellikle ışık resmini çok beğeniyorum. Bu uzun pozlama yaparken çok işinize yarayabiliyor. Pro fotoğrafa geçtiğiniz zaman ise yine işte buradan ISO'sunu, diyaframını çok rahat ayarlayabiliyorsunuz. Video performansına gelecek olursak telefon maksimum Full HD yani 1080p, minimum da 144p de video çekebiliyor. 480p'de 480p'de de 120 fps ağır çekim gerçekleştirebiliyor. Ön tarafına baktığımızda ise 8 megapiksel. Evet, sağlamlık testinde gerçekleştirmiş olduk telefonumuzun bu şekilde de. Telefonun ön tarafında ise 8 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Sonuca bağlayacak olursak Huawei P9 Lite 2017 işte sınırlı bütçesi olup da işte gün içerisinde telefonu donmadan, kasılmadan kullanmayı isteyen, aynı zamanda işte oyun oynarken takılıp donmasını istemeyenler tercih edebilir. Orta sınıf bir akıllı telefon olan Huawei P9 Lite 2017'yi 1400 TL fiyat etiketiyle sahip olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar, hoşça kalın.